Arkadaşlarım tebrik ediyorum. Çok güzel konulara değindiler. Çok özgün düşünceleri ortaya koydular. İstifade ettik. Ben de öncelikle 1 Mayıs işçi bayramını yani emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum. Biliyorsunuz sadece ülkemizde değil dünyada işçi bayramı olarak kutlanıyor 1 Mayıs. İşçiler biliyorsunuz işte günübirlik yaşayan insanlar yani o gün kazanacak, o gün harcayacaklar. Maddi birikimler yetersizdir. Hak sorunu yaşarlar. Izdırap içindedir, çile içindedir. Efendim, dünyanın her yanında işçi denince hatıra gelenler bunlardır. Ve maalesef asgari geçimlerini temin edecek ücretleri alabilmek için bir mücadele ortaya koymak zorundadırlar. Ve bu mücadele bir kere değil, her defasında, her yıl işçiler bu mücadeleyi ortaya koyarlar ki çoluk çocuklarına rahat bakabilsinler, kiralarını ödeyebilsinler, geçimlerini, hayatlarını idame ettirebilsinler diye. Evet, böyle bir 1 Mayıs, böyle bir işçi sorunu, işçi hak hukukuyla karşı karşıyayız. Ve bu dünyanın her tarafında maalesef bu şekildedir. Mevcut serbest piyasa ekonomisi tarafından işçiler halkanın en gerisinde düşünülür. Oysa işçi bu halkanın en önemli tarafıdır. Yani emeği ortaya koyandır, üretimi ortaya çıkartan kişidir, gruptur işçiler. Peki, hep böyle mi devam edecek? Maalesef serbest piyasa ekonomisinde işçilerimiz hep mağdur olacaklar. Hep her sene, her dönem geldiğinde eylem yapmak zorunda kalacaklar. Haklarını, hukuklarını almak için, haklarını ezdirmemek için emeklerinin karşılığını almak için dayanışma ortaya koymak zorundalar. İşte o yüzden 1 Mayıs günü ortaya çıkartılmış, 1 Mayıs gününde dayanışmanın şart olduğu, birlikte güçlü olunması gerektiği ve işverene karşı bir mücadele ortaya konmaları temeline dayanmıştı 1 Mayıs. Oysa işçiler neden her sene bir hak mücadelesine girsinler? Neden bir klik ortaya çıksın? Niçin birlik beraberlik ortaya çıkmasın? Değil mi? Bu çok önemli. İşte tam da burada Profesör Doktor Aydar Baş hocamıza ait olan milli ekonomi modeliyle bu sorun çözülmüş oluyor. Yani o emek ve dayanışma bir mücadele değil, katma değer üretme adına ortaya çıkmış oluyor. O münasebetle inşallah milli ekonomi modelinin uygulanmasıyla beraber işçilerimiz hak etmiş oldukları en güzel günlere, en güzel yaşam koşullarına kavuşmuş olacaklar. Emeklerinin karşılığını, terleri daha alınlarında soğumadan alacaklar. İnşallah o günler ortaya çıkacak. Cennet hayatı yaşayacaklar. Hatta sadece çalışabilen değil, çalışamayanlar da yani çalışamayan efendim emekliler, efendim çocuklar, engelliler bile hak ettikleri paraları en güzel şekilde alacaklar ve toplumda hak ettikleri yerde de olacaklar diyorum. Gelelim efendim dün yapılan Bağımsız Türkiye Partisi tarafından Ankara'da yapılan Geleceğe Meclisi programına. Programda benim dikkatimi çeken konular var. Ben müsaadenizle onlara girmek istiyorum. Bir kere kadro ve lider bütünleşmesi çok net olarak ortadaydı. Hüseyin Başbey'in daveti üzerine Anadolu'nun dört bir tarafından milletvekili adayları gelmiş, salonu doldurmuşlardı. Neden bu önemli? Evet, her parti bunu yapabilir. Ancak burada değişik bir şey var. O da şu, Bağımsız Türkiye Partisi seçime girmemiş. Seçime girme liyakati olduğu halde Yüksek Seçim Kurulu'na listelerini vermesine rağmen efendim devlet ve milletin selameti için seçime girmeme kararı almış olan parti ve seçime girmeme kararından sonra bütün vekil adayları bu kararda efendim bütünleşmiş ve kalkmış Ankara'ya gelmişler, liderleriyle buluşmuşlar. Salonda ciddi bir heyecan ve coşku vardı, yoğun katılım vardı. Kadronun konsolide olduğunu gördük. Normalde aday oluyorsunuz ve fakat seçime girmiyorsunuz. Bütün buna rağmen kadronun o heyecanı, o coşkusu çok çok önemliydi. Efendim, bu kadronun liyakatını ve ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Neye karşı kararlı?
Malumunuz Profesör Doktor Haydar Baş Bey Bağımsız Türkiye Partisi'ni kurarken yeniden Kuvayi Milliye diye yola çıkmıştı 2001 yılında. O günden bugüne efendim ülkemizin her ilinde, her ilçesinde, her beldesinde bu görüş ve düşüncenin taraf olduğunu gördük. Bütün seçim bölgelerinden efendim milletvekili adaylarının çıkartıldığını, çok liyakatli bir kadronun gündeme geldiğini görmüş olduk. Bu çok çok önemli. Bir diğer konu dikkatimi çeken şu oldu. Sayın Hüseyin Baş Bey sözünün eri bir insan. İki örnek vereceğim. Birincisi demişti ki Hüseyin Baş Bey, ben demişti Cumhuriyet şöleninde efendim yani 29 Ekim'de Bağımsız Türkiye Partisi adaylarının 120'sini kontenjan adayını yapacağım. 480'ini 40 yaşın altında gençlerden oluşturacağım demişti. Fermuar sisteminden bahsetmişti. Yani yarısı kadın yarısı erkek demişti. Türk siyasi tarihinde böyle bir şey olmadı. Yani Türk siyasi tarihinde böyle bir efendim formülize edilmiş aday listesi bugüne kadar olmadı. Zor bir durum. Neden? Daha çok diğer partilere baktığınızda adayların aday olması için işte bir takım hesaplar, kitaplar döndüğünü görüyorsunuz. Bir genci aday gösterebilmek bir cesaret işi. Hüseyin Baş Bey bunu yapmış, bunu gördük dün. Hakikaten söz verdiği şeklinde fermuar listenin hazırlandığını, 40 yaşın altında gençlerden oluşan 480 kişinin olduğunu, kadınların fermuar sistemle erkeklerle eşit sayıda olduğunu görmüş olduk. Ve dolayısıyla Hüseyin Baş Bey'i tebrik ediyorum. Sözün eri olması hasebiyle. Nitekim zaten Yüksek Seçim Kurulu'na listeler teslim edildiğinde oran da açıklanmıştı. Demişti ki listenin %80'i 40 yaşın altında denmişti. Ve tüm listelerin yaş ortalaması 35. Bakın. Bağımsız Türkiye Partisi'nin milletvekili aday listesinin yaş ortalaması 35. Bu çok önemli. Bu bir rekordur. İkinci konu şu. Efendim Hüseyin Baş Bey malumunuz dün toplantıda da açıkladı. Normalde seçime girseydi %2, %3 alacak efendim %3 civarında oy alma potansiyeli olan bir partiydi. Çünkü çok ciddi bir rağbet var özellikle gençlerden ve seçim yardımı alma potansiyeline sahipti. Ama bunları elinin tersiyle itti. Önce vatan dedi, önce millet dedi. Ve meclis aritmetiğinin oluşmasında aday olunduğu takdirde yapılan araştırmalara göre barajı aşamayacaklarını, dolayısıyla meclis aritmetiğini bozmama adına, daha doğrusu muhalefet lehine olması adına seçime girmeyeceklerini açıklamıştı. Çok çok önemli bu. Ve nitekim seçime girilmedi. Ve bu manada Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylemişti. Dün de bunu söyledi. Salondan yeniden söz aldı. Cumhurbaşkanı seçiminde mutlaka Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Salonda bu konuda bir bütünleşme söz konusu oldu. Şimdi neden bu önemli? Çünkü biliyorsunuz bu Millet İttifakı'nın ana sebebi, ana hedefi nedir? Efendim yeniden parlamenter sisteme dönüştür. Yani Millet İttifakı'yla efendim AK Parti gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin, yeni bir hükümet kurulsun evetten ziyade parlamenter sisteme yeniden dönülsün. Ne demek parlamenter sisteme dönülsün? Yeniden meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu meclis olarak yeniden önemli olsun, kararları o versin. Yani demokrasiye yeniden dönülsün hedefiyle yola çıkıldı. Ki Millet İttifakı'nın asıl maksadı, asıl gayesi buydu. Ama bunu yapabilmesi için 400 vekil çıkartması gerekiyor. En azından 360 olması gerekiyor. Neden? Çünkü 400 vekille beraber referanduma gitmeden anayasayı değiştirme hakkınız var. Ama 360 vekil olduğu zaman da ne gerekiyor? İşte referandumla beraber halka gitmek, halkın desteğiyle, halkın onayıyla yeniden parlamenter sisteme geçiş söz konusu olma imkanı var. O yüzden bu aritmetik lehine Sayın Hüseyin Baş Bey seçimden çekilmişti. Bunu da tekrar altını çizdi. Yani Hüseyin Baş Bey sözünün eri, lider bir şahsiyet olduğunu ortaya çıkartmış oldu. Ne gördük gene dün? Dün
bir gençlik olgusunu gördük. Hani Hüseyin Başbey'in öteden beri vurguladığı genç, genç, genç diyor ya, genç, ben gençlerle yöneteceğim diyor. Gençliğin enerjisinden bahsediyor, gençliğin ufkundan bahsediyor, gençliğin gündeminden bahsediyor. Dün Bağımsız Türkiye Partisi'nin milletvekili adaylarından gençler konuştular. Hakikaten değişik meslek gruplarından işte doktoru, diş hekimi, eczacısı, mühendisi, avukatı, bütün meslek gruplarından yetişmiş genç insanlar konuştular, milletvekili adaylar konuştular. Hakikaten her cümleleri çok önemliydi, her kelimeleri çok önemliydi. Çok güzel seçilmişti. Her biri ülkeyi yönetme liyakatında olduğunu ve ülkeyi yönetme konusunda kararlı olduğunu ortaya çıkartmış oldu. Yani bir bakıma Hüseyin Başbey genç bir kadroyu, yeni bir kadroyu milletin gündemine getirmiş oldu. Ki dikkat ederseniz siyasette insanlar genelde yaşlıdır. Neden? İşte aslında bunu bir meslek edinmişlerdir adeta. Belli bir yaşa gelirler, yine devam ederler, yine devam ederler. Efendim öyle ki gençlere yer açılması mümkün değildir bir bakıma. Ama Bağımsız Türkiye Partisi öyle değil. Bağımsız Türkiye Partisi efendim bu ülkeyi yönetecek olan gençleri de önünü açacak şekilde, gündeme getirecek şekilde bir yapılanma içinde olduğunu göstermiş oldu. Şöyle bitireyim müsaadenizle ben sözlerimi. Bağımsız Türkiye Partisi 2001 yılında kurulmuştur. Yeniden Kuvayi Milliye diye yola çıkmıştır. Hakikaten tırnaklarıyla bugünlere kadar gelmiştir. Ve o çekirdeklerin çatladığını gördük. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız tarafından ekilmiş olan o çekirdekler, o tohumlar çatlamıştır. Ki ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Hocamız Profesör Doktor Haydar Başamız artık belli bir dönem sonra şunu söylemişti. Bağımsız Türkiye partilere bakarak hepiniz Haydar Başsınız demişti. Evet ben onu gördüm. Bütün o genç arkadaşlarımın, bütün milletvekili adaylarının her birinin bir Haydar Baş olduğunu gördüm. Geleceğin meclisinin bir gölge meclisi olduğunu gördüm. Evet, gölge meclisi olduğunu gördüm. Ufuk ve hedeflerini gördüm. Ve Sayın Hüseyin Başbey'in yapmış olduğu konuşmada geleceğin meclisine hitaben yaptığı, geleceğin milletvekilleri, geleceğin başbakanları, geleceğin cumhurbaşkanlıkları hitabı çok önemliydi. Çünkü artık bu öyle bir yapılanma, öyle bir kartopu ki bakın dikkat edin, başbakandan bahsediyor, cumhurbaşkanından bahsediyor. Yani bu ne demek? Parlamenter sisteme dönmüş, yeniden demokrasiye, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamenter sistemine dönmüş bir yapı ve bu yapı içinden çıkan başbakanlar, cumhurbaşkanları. Hedef, bakın hedef çok büyük. Hedef çok büyük. Yani ebed müddet bir Türkiye hedefiyle yola çıkılmış olduğunu gördüm. Bir de şu dikkatimi çekti. Sayın Hüseyin Başbey muhalefete şunu söyledi. Dedi ki bu en kolay kazanacağınız seçim. Mutlaka kazanmalısınız. Dedi. Ve kaybedecek olan tarafa da hangi tarafsa artık bu iki taraf da olabilir. Kaybetme sebebiniz gençlere sahip çıkmasanız, hakkaniyetle davranmazsanız, millette kucaklaşmazsanız kaybedersiniz. O halde kazanmak istiyorsanız bunları yapmanız lazım dedi. Ama şunu da söyledi. Dedi ki artık şu görüldü dedi. Artık bir iş başa düştü dedi. İş başa düştü. Evet, iş başa düştü. Çünkü mevcut ekonomik problemler, mevcut sosyal problemler, mevcut siyasi problemlerin çözümü için efendim millete bugüne kadar verdik ki bu seçime girmeyerek millet nezdinde, milletin gönlünde çok ciddi bir yere tahta oturduk. Millet çünkü bu kararı çok takdir etti, tasdik etti. Bu çok önemli bir kritik seçimden geçecek Türkiye çünkü. Bu seçimde Bağımsız Türkiye Partisi üzerine düşen yaptı. Ama bu seçimden sonra Bağımsız Türkiye Partisi artık alacaklarını tahsil edecek. Millet adına, devlet adına tahsil edecek diyorum. Ve iş başa düştü diyerek tekrar saygılar sunuyorum efendim.